Evet, yine video öncesi ufacık böyle bir açıklamam var size. Injustice 2'nin oyunu var ya, direkt oyun abi, hikaye modlu oyunu. Mobil olan değil, direkt bilgisayar versiyonu. Onu oynamayı düşünüyorum. Yorumlarınızı belirtirseniz, yani fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok iyi olur. Önemli fikirleriniz benim için. Almıştım yılbaşında falan, bir sürü oyun aldım. Onlardan birisi de buydu. Hani Mortal Kombat'a yakın olduğu için, yakın bir evren olduğu için, yani oyun tarzı yakın olduğu için, adı evren olarak alakaları yok da, en azından çekebiliriz diye düşünüyorum. Yine yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Uzatmayalım daha fazla. Videoya giriş yapalım. Herkese merhaba. Sıfırdan Mortal Kombat Mobi serisinin yeni bir bölümündeyiz ve evet abi, bu hesapta yapacak çok çok fazla şeyimiz var. Daha 6 level ya. Level kasmıyorum. Oyun dışında sadece ruh kasmaya falan çalışıyorum. Bu arada 440 ruh olduğuna bakmayın. Zaten 200'ün oyun verdi kendisi. 200 bin altını da yine kendisi vermişti. Bunları tabii değerlendireceğiz. Silver falan çıkartmamız gerekiyor. Store'a bir gidelim abi başlamadan oyuna. Dur bakayım. Şuradan bir beleşleri açıyoruz tabii günlük olarak. Nerede? Daily Gift Pack. Ver kanka bunu. 3 ruhumuzu alalım bir. 3 mü 2 mi artık? Bok parçası şeyler veriyor genelde. Umarım bronz kart verir ya. Bronz kartı gerçekten istiyorum. Hani çok iyi olur. Hadi kanka. Açıl ama 500 saat sürüyor yani. Vallahi çok güzel lan. Kalbimizden geçeni duydu, ne yaptın? Farklı verse de olurdu bu arada. Farklı bronzlar lazım oluyor. Challenge'lar için ileride çok lazım olacak özellikle. Hani sürekli savaştıracağımız. Gerçi lazım olur mu o kadar bilemiyorum. Yani ruh vere vere artık tamamlatırız onları da. Yine de ilk başta da ilerlemek için bronz farklı kartların olması diyeyim daha doğrusu. Karakterlere sahip olmamız önemli. Yani çok yerde kullanabiliyoruz. Ne verdin? Bokluk verdin gene. Çok kötü ya bugün. Yani. Neyse dur bakalım. Special Attack 2 gerçi bilemiyorum şimdi. Kesin bir şey diyeyim. 55.000'e Dvorak diyor. Yok abi kalsın. Hani 55.000'e Kenshi olsa alırdım. Ama Dvorak'ı almam. Nerede o? Special Offers'a değil. Kart pack'lere geleceğiz aynen. Şuradan bir tane. Bir tane değil hatta. Silver pack'ten bayağı bir açmamız gerekiyor. 7 tane açabileceğiz. Açalım abi. Umarım böyle Kenshi'dir, ne bileyim Scorpion'dur falan, çok hasarlı şampiyonlar çıkar. Harbiden istiyorum çok hasarlıların çıkmasını. Jackson da olur bu arada. Jackson Briggs de işimize gelir. 67 yıl sürüyor tabi açılması. Special Attack 2. Güzel. Güzel aslına bakarsan. Tamam. Tamam. İşimize yarayabilir. Reptile. Bak bu olmadı. Reptile mesela çok düşük statlı bir şampiyon. Yani başlangıçları çok düşük olan bir şampiyon. Yani işimize yarar mı? Outdoor takım için belki kullanabiliriz ileride, bilmiyorum. Bakacağız ya, dur bakayım bir. Hadi kanka. Allah Allah ya. 97 milyar saat sürüyorsun yani. Öldürüyorsun insanı ya. Bu ne? Common Rubs gelmiş. Bu güzel güzel. %6 maksimum canımız art. Sonya Blade. Güzel lan bu. Blade şey, bu şey, Johnny Cage'in ailesindeki üyeleri verirse teker teker aşırı işimize yarayabilir. Başlangıçta çünkü çok fazla iş görüyorlar. Kenshi de istiyorum abi. Özellikle Kenshi ver ya. Maksimum saldırıya sahip olan o yani. Lin Kuei'nin, Sub-Zero'nun şeyini verdi. Tamam. Ne diyor? Güzel. Basic ataklarımızın arttıran şey geldi. O Cassie Cage. Bak bayağı iyi oldu. Johnny Cage'imiz de çıktı mı ortalığın içinden geçeriz. Cassie Cage çıksa bu arada çok mutlu olurum yani. Sürekli çıkabilir. Çok yüksek saldırı hasarı var. Gerçi Sonya Blade de iyiydi ya. Çünkü ikinci yeteneği rahat atılıyor onun. Direkt tıklamalı değildi diye biliyorum. Şeritli geçiyordu böyle. Tıkladığın gibi çok fazla vurabiliyordun. Açıl kanka artık ya. Allah Allah. Evet, bekliyorum bakalım. Bugün açılacak, tamam. Güzel. Ne geldi? Bu ne? %13. Liu Kang karakterlerine özel. Liu Kang'imiz yok ki kanka ya. Veriyorsun da yani. Jackson Briggs'e. İyi, ver hadi Jackson Briggs'e de. Oğlum. Oha. Lan. Duyuyor, ne yapıyor oyun bizi ya? Çok aşırı güzel ha bu arada. Kesikeyici çok fena geliştireceğiz abi. Bu baya iyi oldu. Üstüne bir de Johnny verdim var ya. Oh. İçinden geçeriz. Öyle böyle değil hem de. Güzel. Şu an challenge için baya bir altyapı oluşturuyoruz. Challenge'ları ileride yapabilecek duruma geleceğiz. Zaten onları da belki zaman zaman atarım size. Burada yaptığım challenge'ları bitirmeye çalışırken. De şimdi değil tabi. Onu çok ileride yapmamız gerekiyor. %10 maksimum can veriyor. Uncommon gelmiş. Güzel, güzel. Bunu ona evrim yapmak tabii. Oha! Şaka mı yapıyorsun lan? Abi hayvan gibi olacak bu çar. Şaka maka bu arada, inanılmaz vuracağız var ya. Hani bu levelde bunların çıkması öyle böyle değil. Çok fena bir şans. Güzel. Güzel hocam, güzel. Tabutçu 31 bayağı bir şanslı. Tamam. Yine aç kanka. Altınımızın hepsini buraya rahat rahat basabiliriz bu arada. Hiçbir sıkıntı yok abi.
ikinci yeteneklerimizi falan çıkan kartlarla zaten ufak ufak geliştiririz. O çok büyük bir sıkıntı değil. Önemli olan şu an benim için karakter çıkartmak, örmek. Bayağı iyi, bayağı iyi. Evrim atlamaları çok iyi bu arada. Hani ultra ultra iyi hatta. Retemer'da aslında 70 binlik paket aç aç çıkartabiliriz de. Şimdi değil. Hani bu çarda çok zor onu yapmamız şu an. Altın kastığımız zamanlar ne zaman olacak? Challenge'a hayvan gibi katıldığımız zamanlar. Böyle 200 bin 300 bin altın falan kasılıyor bir challenge'dan. O zamanlar yapabiliriz. Öbür türlü zaten imkanı yok. Reptal çıktı. Yani reptale sevindim diyemem. Olsun abi. 20 bin altınımız kaldı. Tamam. Şimdi bu kadar şeyimiz var madem. Ruhumuz var. Bir pek patlar değil mi? En yüksek oranlı peki bulacağım bu arada. Diamond'ın verebileceği en yüksek hangi şeyde veriyor? %9 burada. Çık bakayım be. Burada ne veriyorsun? Yüzde tıkla lan şuna. %15. Bayağı iyi bu arada. %15 açacağım büyük ihtimalle. Burada ne veriyorsun abi? Bu ne lan? Ha, gold. Yok ya. Ama 350 ruha hani %15 ihtimalle Mortal Kombat 11 karakterleri, Elder God Kenshi karakteri falan. Elder God Kenshi çok yani güzel ama daha iyi şeyler çıkartabiliriz gibime geldi. Netherrealm pek güzel de. Dur lan dur, yanlış tıkladım. Şuna bir gel. Burada kaç veriyorsun? %10. Yani hani bilemedim. Yok ya, şuraya atacağım ha, ben gene %15'lik ananı açamıyormuşuz ki ya. Püh, 10 ruhumuz yok ki. Mecburen neye kaldık? %10'luk ihtimale kalacağız tabi. Liu Kang aslında bayağı güzel olur ama Mortal Kombat 11 karakterleri çok daha iyi olur gibi. Ay, tabi çıkacakmış gibi konuşuyorum bir de böyle ama çok düşük ihtimaller. Ver abi ya. En kötü ihtimalle challenge karakteri alacağız zaten. 400 ruh tak diye girdi ya. Uf. Eksi 400 yazıyor orada bir de, bak bak. Level up 3 tane mi veriyor lan? 5 tane verse iyiydi ya. Onları kullanırdık biz. Neyse. Açıl kankim. Ulan bu da pek açım videosu gibi oldu aynı. Bu ne ya? Valla. Ama bunları kayıt dışı yapmam mantıksız olacak. Çünkü oyunun başındayız da. Hani mantığı olmayacak. Abi bok parçası verdi. Bu ne ya? İnanılmaz kötü bu arada. Bu ne abi? Ne diyor? Of, leş gibi ya. Pasifi de hoşuma gitmedi bu arada. Yani. Pek güzel olur diyemem açıkçası. 400 ruha hiç değmeyecek bir şey o. Ama olsun. Ne diyelim abi? Yapacak bir şey yok. Later diyelim şuna da bir. Şimdi girebileceğimiz kısımlar Battle Mode'a ve Faction Wars'a saldırmayı düşünüyorum bu videoda mecburen. Çünkü level atlamamız gerekiyor. 6 level çok düşük bir level abi. Oyunun içinde de birazcık kasacağım bu arada levelleri. Ufak ufak. Çok fazla değil tabii ki. Battle Mode'da şimdi Silver'ları sokalım buraya. Yeni çıkan Silver karakterlerimizi kasmamız önemli. Sonya'yı da kasacağım. Örmek olabilir bir de yanına. Aynen, ikinci evrim olduğu için örmek yanımızda dursun. Tamam, bunlara ekipman verelim bu arada. Ekipmanlarımız önemli. Bronzdan mesela Oni 3. evrime ulaştı bakın. Onları gün gün açıyordum ben, pekleri falan. Daily Gift pekler falan oluyor ya. Oradan ufak ufak çıka çıka öyle evrimi yükseliyor onların da. Sub-Zero'da kalmasın abi. Sub-Zero şu an kullanacağımız bir karakter değil. Şunu ver. Yan taraftan hepsini fulleyeceğim bu arada. Çünkü bayağı bir önemli olacak. Bu takımla belli bir süre ilerleyeceğiz. Hani artık altını kolay kasamayacağız. O yüzden. Yan tarafa da bu arada neler eklesek, şunu katalım abi. Örmek de çok güçlü olacak. O yüzden bir şeyler vermek istiyorum ona, güçlü şeylerden. Saldırı olarak zaten başka bir şey yok gibi şu an, opsiyonel. Tamam, bunu da ver kanka. Güzel. Hemen Sonya'ya da bir şeyler verelim. Hepsini fullemeye çalışacağım dediğim gibi. Ya 5 level olsunlar, ikinci yeteneklerini de açacağım zaten. Şununla ver, ekstra bir tane saldırımız kalmadı maalesef. Zırh verebiliriz. Şöyle, hatta şunu verelim. İkinci evrim daha iyi olur. Dur ya, bu 106'lık can veren buydu. Tamam. Başka bir şey veremeyeceğiz şu anlık. Devam edelim. Çık kanki. Battle Mode'a gelelim bakalım. Burada bir parçalarız. 6 tane yermem zaten çok uzun sürmez. Baksana, bir levelde 936 saldırısı var. Adamın 5 levelde 324. Ezik lan bunlar. Gel bakalım kardeş. Seni bir tokat manyağı edelim biz. Lin Kuei kardeş. Yani çok zorlanmayacağız. Sen otoyu da şu an açamıyoruz. 20 levelden aşağı açılmıyor oto. Level kasmamız aslında o yönden önemli. Otoyu bol bol kullanıyorum ben. Yan çarımda özellikle. Challenge'lara değil de. Faction Wars'a bir şeyler yapmaya çalışıyorum da. Çok zor abi. Gerçekten Faction Wars. Hani baya baya bir zor. Otoda özellikle 7. maça kadar getirip 9 maçlık kısma giriyorum ben genelde. 7. maça kadar getirip 8-9'u kendim atıyorum. De o zamana kadar yeniliyorlar işte. Öyle bir sıkıntı var. Ne kadar artıyor bu arada? Karakterlerimizin özelliklerine bakalım da be. Ne veriyor lan bu? Aa, güzel. Güzel. Tamam, yüzüğümüz şey atladı.
10 level bunu da yaparız yakında. Yani bu Faction Wars'tan çıkan şeyler sürekli buna etkiliyor. 1123 saldırımız olmuş abi. 900'de canımız var. Örmek'in canına baksana, 1800'e yakın ya. Püh. İnanılmaz hızlı yükseliyor uçar. Devam abi. Kodumuz da 346 olsun bu arada. Aradan yapıştıralım şöyle. Shuraya. Gel kanka. Tamam. Onu da yapıştırdık. Tak. Gömdük mü şunu. Ama leş çıktı ya. Bak o hala aklımda kaldı. Şu an 400'lük. 400 ruh oğlum ya. Bu çok değerli oyun başlarında. Gittik salak gibi harcadık valla. Normalde ben size şey diyordum hep. Gold pack açın diyordum da. Bu 200 ruh beleş geldi ya. Hiç açasım gelmedi o yüzden. Bir gold pack açın, bir de challenge packler, ucuz packler geliyor bazen böyle. 300 ruha şeyler geliyor. Challenge karakterleri veren bir tane pack şeyi geliyor. Onlar olduğu zaman, böyle indirimler geldiği zaman onlara abanın. Bayağı bir önemli. Hani hem ucuz olduğu için işinize yarayabilir. Bizim örmek 1800, 2000 cana yaklaşıyor. 1300'e saldırısı var kesin. Tamam, ufak ufak büyüyor. Fight. Al bakalım oğlum. Örmek kardeş. Şunu şöyle bir al. Tamam. Güzel. Trooper'ı yani. Trooper niye var onu da bilmiş değilim ki. Yani hiçbir işe yaradığını görmedim şu ana kadar Trooper'ın. Oştek mesela hani sürekli Kotulkan'ın yan tarafından falan geliyordu, bir tane Kotulkan'da geliyordu. Sangat mıydı lan? Sangat değildi herhalde. Sangat'ta da olabilir, hatırlamıyorum. İkinci yeteneğine basıyordunuz, Oştek geliyordu onun yerine. Hani o iş yapabiliyor, ikinci yeteneğini fulluyorsun falan. Ama Trooper'ın hiçbir işe yaradığını görmedim. Gerçekten çok useless bir karakter. Ha, Pine gelmiş. Gel, gel kardeş. Bunu tokatlarız biz ya. Burada bu arada test your might'ta ne diye şey yapıyorsanız ortaya tıklıyorsunuz abi. Şöyle belli bir kısma girmeniz gerekiyor. Girdiğiniz gibi. Ulan zar zor tıkladık ya. Vallahi da başlarda böyleyse bu arada sıkıntı abi bizim için. Neyse. Bir şekilde hallediyoruz. İlerlerde bayağı bir zorluyor bu durum. Hani bayağı bayağı bir zorluyor hatta. Son kısımlara doğru sıkıntı çıkartabiliyor. 420 falan. Bunlar bayağı geride bu arada. Son A 1144'lük yukarıda şey var bakın, üst taraftaki savaşçıyı gördüm. Son kısmı en güçlü yapmışlar lan. Bayağı güçlü yapmışlar aslında. Gir bakayım kanka. Bir de random swapping gelmiş abi. Kafasına göre şu anda beni şey yapacak, oyuna sokup çıkartacak. Yan karakterlerimle falan da savaştıracak da. Tabi yapabilirse. Yapabilecek mi? Çıkartana kadar. Ah be. O saldırıyı yemesem mesela şey yapmıştım. Bitmişti şu an bu savaş. Şunu bir al bakayım. Şunu vallahi çok fazla yapabileceğiz mi bilmiyorum. %55. Yani iş yapar. Örmek de bu arada çok iyi ya. Blokta kalayım da şunu yemeyelim. 44 burada lan. Ne eziksin oğlum ya. Örmek'in bu arada Tagnus'u inanılmaz yüksek abi. Çok tank bir karakter. Hem de hasarı da iyi. Bilmiyorum, garip bir çar ya. Tanya gibi aynı. Tanya çarları var ya. Tanyalar da mesela çok güçlü. 1959. Şu an bir level atlamamışız. 1498. Kesi çok güzel gelişiyor bu arada. Baya baya güzel gelişiyor. Buradan Faction Wars'u da atlamayı düşünüyorum. Gel bakalım kardeş. Oyun dışında bu arada sadece leveli kasabilirim. 20 levele kadar en azından getirelim. Otoyu açmamız gerekiyor bir şekilde. Oto çok aşırı önemli ya. Bayağı bayağı hani. Valla. Kasılmak için falan sürekli otoya bırakıp böyle level kasabiliyorsunuz. O olay çok iyi. Elimden geldiği kadarıyla leveli hani hızlı tutacağım. Levelini 50 levele falan çıkartacağım bunun da. Geliştirmek uzun sürecek tabi. İyi abi, rahat rahat yeniyoruz ya, hiç zorlanmıyoruz valla. O gelen 200 bin altın yardımı çok fazla iyi oldu bu arada. 3 ruh verdi. 1000 de coins verdi. Bok gibi. Hiçbir işe yaramaz bunlar. 28 bin oldu. 30 bin gene yaparsak gider bir tane daha şey yaparız. Daha 6 level ilerlemedik bile neredeyse ya. Oo, işimiz var valla, işimiz var. Store'dan iki tane şey gösteriyor da. Feats of Strength de bu arada göstereyim size. Yeni başlayanlar için öğrenin onları da. Şöyle bir gir bakayım abi. New Feast Available diyor bak mesela. Burada karakterler özel böyle, aynen kostümleştirme gibi bir şeyler demiş zaten. Hani bunları nasıl diyeyim? Güzel görünüm yaratabiliyorsunuz ekstra olarak. Oyun bitiminde falan veya üst tarafa bir şeyler getirebiliyorsunuz isminizin üstüne. Ekstra ekstra şey yapabiliyorsunuz. Buradan zaten bir tanesini beleş veriyor değil mi? Aynen. Ver kanka, açalım. Kano'ya özel bir şey gelecek zaten. Öyle biliyorum yani. İlk çıkardığımız altın karaktere özel bir şeyler veriyor. Bakalım. Standart Rarity demiş. Tamam. Flight gelmiş. Kung Lao'ya özel. Liu Kang. Aynen. Klasik Kano. Klasik Kano diyor da bunu galiba bildiğim kadarıyla, ha direkt klasik Kano özel. Bizim Kano takabileceğiz diyecektim. Bizim Kano klasik Kano anasını satayım. Ve aldığınız karaktere özel direkt veriyor. Ekip diyerek buradan alabiliyorsunuz. Hasarınız aynen belli bir miktar artıyor. Her savaştığınızda mesela, dur bakayım. Buradan da çıkartabiliyorsunuz diyor. Şu anda taktık zaten.
25 maç kazandığında Faction Wars'ta bana ekstra olarak %2 atak verecek. Aynı zamanda Strength Pack verecek bir tane de. Yani böyle böyle %2 saldırıya küçümsemeyin bu arada. Böyle böyle güçleniyorsunuz zaten. Hepsine böyle bir tane yaptığınızda %2, %2, %8 alıyorsunuz. Hiç de küçümsenecek bir şey değil bu arada. Yani %8 harbi iyi. Yani Kung Lao'yu çıkarmış Shaolin Master şeyini de. Tabi açamadık biz onu da. Titles'tan bu arada title'ı bunun gelmedi değil mi? Aynen. Maalesef giyemeyeceğiz o yüzden gelmediği için. Özellikle böyle çıkarttığımız zaman sürekli buraya gelip açarız zaman zaman. Oradan tekrardan ekleriz yani. Güçlendirmeye çalışırız her şeyimizi. 51 bininciyiz diyor da ben savaştım mı ya? Faction Wars'u hatırlamıyorum vallahi. En son ne zaman savaştığımı. Start Surviving. Survival moduna giremeyiz şu anda maalesef. Böyle bir şansımız yok. Quick Play'den oynayacağız zaten. Yedili savaş mı yapsak diyorum ya. Yedili savaşı kazanamayabiliriz ama. Öyle bir sıkıntı var. 1400 direkt baksana. Direkt bizim dişimize göre veriyor. Yani çok zorlayabilir yedili savaş. Ama giresim geldi. Kaybetsek bile girelim abi. Yani hesabımız level atlayacak bakın. Bu arada bunları öngörerek yapın. Mesela benim enerjim şu anda yedili savaş için yeterli değil. Ama birazdan level atlayacağım. Tekrardan 10 enerji de olacak. O yüzden yeterli olacak. Son savaşta belki ruh harcayabiliriz. Orasını göreceğiz. Girelim bakalım. Scorpion abimiz gelmiş. Aa, adı da Scorpion. Ne lan bu? Ne eziksin lan sen? Al bakayım şunu. Tamam. Vuramıyor abi bize. Biz baya baya bir vuruyoruz. İkinci yeteneği bu arada 5 level yaptığım gibi açacağım. 5 level olmadı diye biliyorum şu anda. Gerçi son savaştan sonrasını görmedim. Ona bir bakalım. İkinci yeteneğimiz önemli olacak. Ah yapma. Atma birinci yeteneğini. Attı ya. Şerefsiz adi. Johnny Cage'in bu birinci yeteneğinden o kadar çok nefret ediyordum ki. Hatta direkt Johnny Cage'den nefret ediyordum ben. Sırf bu birinci yeteneği yüzünden abi. Direkt böyle topları atıyor ya bir de. Şerefsiz ya. Devam. XP ne kadar geliyor onu bir yoklamak istiyorum bu arada. Tamam. 6 level olduk. Hatta oha. Bayağı bir dolduruyor. Aslında burada bayağı bir yapmamız gerekiyor ya. Çok savaşmamız gerekiyor. Baksana 7 levelin. Oha oğlum. 3-4 savaşa bir level atlayacağız burada. Bayağı iyi lan. Çok fazla iyi hatta. Güzel. Burayı değerlendirebiliriz bak. Bunlar bayağı önemli. Güzel abi. Şimdi Kung Lao falan geldi. Kesi Cage'imiz 5 level oldu. Bunun şeyini açmamız gerekiyor ikinci teneğini. En azından. Ha direkt upgrade de açacağım bu arada. Tamam. Köşede kalsın. Bunu fullemeyeceğim şu anda. Hiç gerek yok çünkü. Şöyle bir gel bakayım. Örbek'in ikinci yeteneği açık değil diye biliyorum. Bunu da açalım. Hepsini açmam gerekiyor. Açmış mıyım? Açmışım lan. Tamam, güzel. Sonya Blade'i açalım bir de. Hepsi açık dursun ki işimize yarayacaklar. Bunu da upgrade'i kullanacağım bu arada. Bitti şu anda zaten upgrade'imiz kalmadı. Paramız gitmesin diye onu kullanabiliyoruz bu arada. Aklınızda bulunsun. 34.000 şeyimiz var. Bu bittiğinde gelip bir tane daha pack açabiliriz. Onu da kullanırız. İşimize yaradığında 2 tane altın varmış. Vay anasını. Aslında bana klasik Kayn'o geldi. Onu kullanmam gerekiyor benim ya. Sonya Blade'in yerine katmam gerekiyordu da. Yani Cage Family diyerekten düşündüm bir şeyler ama girelim bakalım dur. Fight. Bir de hani Cage Family inanılmaz güçlü oluyor. İlk başta da çok yardımı dokunacaktır bize. Bir tane Johnny Cage çıkarsak şu anda yeterli bizim için. Kesimiz zaten yeterli kadar güçlendi. İkinci evrim baya baya iyi. 3 tane üst üste çıkması çok aşırı iyi oldu bizim için. Lan baya şanslıyız ya. Valla şu ikinci yeteneği bir at bakayım kanka. 67 milyar oluyor. Şuna baksana direkt tekledik. Bir de kritik şansımız arttı. Ah güçlendirseydik onu işte ikinci yeteneğimize. Para çok gidiyor abi. İlk başta güçlendiremem. Hani 30 bin altının hepsini oraya basmak istemiyorum. Şimdilik dursun. Zaten yeteri kadar vuruyoruz. Bak 7 levelden üst taraftan ne kadar doldu? Oğlum bayağı bir doluyor ya. 7 levelin sonuna geldik neredeyse kesiyle. Baksana. Çok aşırı iyi şey yapıyor lan. Güzel güzel. Bayağı 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 iyi. Hani çok güzel. 3. savaşa geldik. 8 level olacağız bu arada. Enerjimiz yine yetecek. Vengeful Shinnok. Bak bak. 1-275 saldırıyla başlamış. Ya aşağı görüyor musun? Keynos'un 20 level yapmış lan adam. Kendisi bayağı güçlü olacak. Direkt eklemeye çalışalım onu. Fight. Al bakayım şunu kardeş. Güzel. Şöyle bir al. Tamam. Bir level olmasına rağmen ne kadar dayandı gördünüz değil mi abi? Hani bayağı bayağı iyi ya. Şimdi o karakterleri zaten oyunda da güçlüydü. Mortal Kombat ondan hatırlayın abi. 10 serisinden. İş yapıyordu bayağı bir. Kano'sunu bu arada teklemem gerekiyor. Block Breaker'ımız çalıştı. Yapma. Kaç. Abi kaçırma işte onu ya. Uzak kaldı diye kaçırdım. Salak salak işler. Gerçekten. Neyse öldürdük sıkıntı olmadı da. Gene de ne bileyim canım sıkıldı böyle bir kaçırmayı. Sevmiyorum yeteneklerimi.
Blockbreaker bu arada bayağı bir önemli ya. Bizde galiba eşyalardan geliyor şu anda. Başka bir türlü olduğunu sanmıyorum. Kesin pasifinde öyle bir şey yoktu herhalde ya. Yanlış hatırlamıyorsam yok diye biliyorum. Neyse. Evet. Örmek. Sonya Blade. Kesik Hage. Tamam. Güzel ilerliyoruz lan. Bayağı iyi. Baksana 4. savaşa kadar çok rahat geldik. Kesik Hage'imiz 8 level oldu. Çok hızlı güçleniyor. Örmekimiz 10 level oldu. Aslında Klasik Kano'yu her türlü katmam gerekiyordu Sonya Blade yerine ya benim. Neyse ilerleyelim abi. Gel bakayım kardeş. Ammar 123 123 senin ben yaratıcılığına sokayım. O nasıl bir isim koyma? Şekline sıçayım kardeş ya. İnsan birazcık yaratıcı olur lan. Bu kadar mı? Niye sinirlendim lan ben buna bu kadar? Kinlendim galiba he? Niye karşıma geliyorsun lan sen benim? Gel. Tekledim örmekini kardeş. Geçmiş olsun. Gerçi ölmedi lan. Bayağı da az yedi ha. Ama yani teklemiş olmadık da bayağı bir vurmuş olduk. Sıkıntı olmuyor, ikisi de işime geliyor zaten. Güzel. Diğer çarlara hiç girmiyorum bile çünkü kesike çok seri bir çar. Amacımız hızlı bir şekilde ilerlemek. Diğer çarlara girdim mi 97 saatte bitiyor bir savaş. Kanka hadi artık gel, ekran sonu gelmiyor ya, böyle bir şey var mı? 8 level olduk bu arada. 9350 XP geliyor bir savaştan. Çok iyi, aşırı iyi. Hani 2 level değil de 1,5 level atladık şu anda. Daha 5, 6, 7. 3 savaş daha duruyor yani. Baya baya iyi. 9 level olur muyuz lan? Oğlum baya iyi lan. Böyle böyle ilerlerse Grandmaster'mış. Adam şeyi de açmış bak. Strength Pack'ler var ya, onlardan da açmış. Yine bir Scorpion vakası. Gel kardeş. Seni hemen bir Davis BS. O ne lan? O nasıl isim öyle? BS'den kastı ne acaba? Ne demek lan o? Aklımı karıştırdım bak çocuk. Cage Family yapıyormuş. Az kalmış ha bunda da. Bize de bir Johnny Cage lazım be kardeş. Versene bir Johnny'ni, birazcık tur atıp geleyim ya. Bir tur atayım şuna. Bayağı vuruyoruz ya. Daha fullemeden ikinci tenik tek atıyor. Şuna baksana. Yalnız o da bayağı vurdu lan. Atarsa öldürebilir diyecektim de öldüremedi lan. Ne az vurdu ya. Fullememiş mi acaba birinci teniğini? Onu fullemiş olsa bence öldürürdü bu arada ya. Öyle düşünüyorum. Fulleme diye düşünüyorum. Çünkü düz vuruşların vurduğu hasar gerçekten çok yüksekti. Yani işimize geldi fullememiş olması. 8 levelin yarısına doğru gittik. 2 savaşa, yani son savaşın vereceği XP'ye bak. 9350 veriyor. Her savaştan mı böyle verecek yoksa son savaşta farklı mı verecek? Tabii kazanabileceğiz mi son savaş, orası da ayrı bir olay. Umarım kazanırız abi. 48 ruhumuz da olmuş şimdiden. Güzel. 40 ruhla başladık galiba. Ya 440 tabii. 400 girdi direkt taktiğe de. Güzel. Ufak ufak geliyor ruhlarda. Kung Jin kardeş. Kung Jin hiçbir Lucifer 1512. Allah Allah. Sen de mi izliyorsun lan Lucifer'ı? Lucifer çok güzel diziydi bu arada ya. 6. 5. sezonun gerçi 2. kısmı gelecek. Nisan'da gelecek diyorlardı da. Herhangi bir duyuru falan yapılmadı şu ana kadar. Normalde yapılıyordu öncesinden de. Bakalım, umarım gelir. Lucifer'ı da izleriz ya. Çok güzel dizi. Mis abi. Spoiler veremiyorsunuz şu anda çünkü niye, hepsini bitirdim abi. Mis. O yüzden bahsediyorum. İzlediğim bir sürü dizi var da bahsetmeye çekiniyorum vallahi, yorumlarda spoiler'ı tak diye düşersiniz diye. Korkutuyor durum beni. Dengesizler oluyor. Kanaldan da bu arada temizlik yaptım birazcık. Geçen videoda özellikle boş boş yorum atanlar olmuştu. Onları bayağı bir temizledim abi. Komando köyüne falan gelmiş lan karşıya. 2500. Ben kazanırım bu savaşı ya. Yani aynen. Girelim bakalım. Kano'sunu direkt indirmeye çalışacağım. Çünkü Colon for Instagram mı o? Colon. Colon. Colon ne? Ne? O nasıl isim ya? Sinirim bozdun lan. Ölmeyi hak ettin çocuk. Yaşamayı hak et. Oha. İyi vuruyor ha. 120 falan. Bayağı iyi hasar. Niye öyle canım gitti benim ya? Canım bayağı az lan baktığın zaman. Valla. Şu kritik vuruşu aslında açsak, fullesek yeteneğimizi aşırı iyi olacak da. Neyse dursun. Blockbreaker abi faydasını görüyorsunuz değil mi? Her blok yaptığında tak diye kırıyoruz. Rahat rahat yeniyoruz o yüzden ya. İleri savaş bakın bu. 16.830 geldi ve 9 level olduk. 2 level atlattı abi. Yani 7 savaşta 2 level. Çok aşırı iyi. Kesinlikle buraya yatırımınızı yapın diyorum abi. Baya baya önemli. Kaç bin altınla başladık hatırlamıyorum da. 30 bin civarlarındaydı galiba. Hatta 27 bin falandı. Buradan da bayağı bir altın kazandık. Ekstra bir şeyler daha veriyor bakın. 7'li savaşı kazandığımız için. Yani küçümsemeyin bunları. İlk başta da çok fazla işimize yarayacak. 50 binden bu arada 34 bine çıktık. O da bayağı bir güzel. Şu aslında yani Quick Play'de ekstra şey yapabilir ya. Random Players diyor da. Faction Wars'a falan. Hani harbiden bir şeyler yapılabilirdi bilmiyorum. Şu şey çok az geliyor. Savaş puanları 6800 gelmiş bakın. Bu çok aşırı az. Ekstra bir şeyler yapsalar güzel olurmuş yani. Survivor'a ilk başta kimse giremeyecek abi.
Ya hesabınızı güçlendirmeden girmenizin imkanı yok. Umarım güzel bir şeyler getirirler ileride. Bilmiyorum, bakalım. 40 bin şeyimiz oldu bu arada. Store'a gidip bir tane daha pack açacaktık. Onu unutmadan açalım hemen. Gel kanka. Silver pack'ten döşüyoruz. Siz de altınlarınızı buraya döşeyebilirsiniz. Hani kesinlikle şey yapabiliyor. Geri o parayı size çıkartıyor diyebilirim. Parasını çıkartıyor. Her türlü hakkını veriyor parasının. Önemli abi. Special atak gelmiş. Tamam, iyi dursun köşede. Kesik. Oha oğlum. İnanılmaz lan bu. Gerçekten inanılmaz bu arada. Bir sürü silver kartlar bakın. Kesi o kadar güçlendi ki şu anda, hani anlatamam. 3300 saldırısı var. Johnny Cage de gelirse. Oğlum. Tamam, biz şu anda yenilmeze doğru gidiyoruz abi. Çok iyi. Bu hesap çok fena, çok hızlı gelişecek. Aşırı da şanslı bir hesap. Umarım sizin de video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.